Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam etmeden evvel e, Konya'dan bir soru var. Mürteddin tanımı nedir? Dinden çıkan mıdır yoksa din aleyhinde propaganda yapan mıdır? Murted dinden çıkan insandır. Yani din aleyhinde propaganda yapması şart değil. E, İslam'dan çıktıysa yani e, tasdik edilmesi gerekenleri tasdik etmeyip inkar ettiyse bir dönüş yaptıysa mürtet zaten oradan geliyor yani dönüş yapan kimse zaruret-i diniye denilen inanç esasları farzlar haramlar bunlarda bunlardan dönüş yaptıysa hangisi olursa olsun iman edilmesi ve tasdik edilmesi gereken esasları reddediyorsa bu kişi mürtet olur. İslam'ın aleyhinde çalışması şart değil. Ee, mesela Sahabe döneminde zekat vermeyenlere karşı savaş açılmıştır. Mürtet sayılmışlardır, zekat hükmünü inkar ettikleri için bir kısmı zekatın hükmünü inkar ediyordu, bir kısmı da hükmü inkar etmiyordu ama e, yalnızca peygamberimize zekatın verileceğini, onun toplama yetkisinden sahip olduğunu, peygamberden sonra zekatın olmayacağını düşünüyor, o şekilde inanıyordu. Bunlar da diğerleriyle beraber mürtetler sınıfında değerlendirildiler ve hepsine karşı toptan savaş açıldı. Kafir olmasa bile böyle düşünen bir insan, Hükmü inkar etmiyor ama belki yanlış anlıyor. O şekilde olanlar kafir olmasalar da yine de onlara karşı da savaş açılır. Yani kafir olduğu için değil. Yani birine karşı savaş açıldıysa kafir olduğu için değil. Mesela bagilere de savaş açılır. Kafir olduğu için değil. Yani bagi olduğu için yani bagi kimdir? Meşru bir imama karşı gelen. Bir araya toplanmışlar. Bir lider seçmişler. Meşru bir imama karşı geliyorlar. Bunlara bagi denir. Bunlara karşı imam savaş açabilir. Ve açmalıdır da. Bunlar öldürülür. Öldürülürse kafir olarak öldürülmüş olmazlar. Yani yakalanırlarsa tevbeye davet edilebilirler kafir sayılmıyorlar yani. Demek ki her savaşılan kişi kafir olduğundan dolayı savaşılmıyor. Mesela diyelim ki birisi birisini öldürse onu yakalamak için icabında polis onunla çatışmaya girebilir. Yani kafir olduğu için değil. Çatışmada adam öldürülebilir de kafir olarak ölmüş olmaz. Yani her savaşılan kişi kafir olduğundan savaşılıyor değildir yani. Mürtetle mürtetle öldürülür ama kafir olduğu için değil. Şey pardon yani mürtet öldürülür, mürteddin öldürülmesi küfre girdiği içindir. Bir zekat veren şey zekatı vermeyen ama inkar da etmeyen zekatı kabul eden ama zekatı vermeyen kimse bununla savaşılır fakat kafir e, olarak görülmez çünkü tasdiki devam etmektedir. Tasdik devam ettiği müddetçe iman da devam ediyordur. Yani din, dinen inanılması, tasdik edilmesi, kabul edilmesi gereken şeyleri kabul eden kişi Müslümandır. Bunu reddediyorsa, Müslümanken bunları reddetmeye başladıysa bu kişi mürtettir. Yani İslam'ın aleyhinde propaganda yapması gerekmiyor. O soru Konya'dandı. Bu soru da Ankara'dan. Zorlama altında inkar edeni imanın olduğunu belirttiniz. Burada zorlamanın sınırları nelerdir? Ya bugün öyle bir konuya girdiğimizi hatırlamıyorum. Daha evvel herhalde bu konuya girmişiz. Yani zorlama, ikrah altında olan kişinin imanı gitmez. Ee, bu konuya girmedik ama hani gir, daha evvel girilmiş bir konu olabilir. İkrah mülci denir buna. Yani öyle bir durum ki adamın dediğini yapmazsan seni öldürecek veya bir uzvunu telaf edecek elin ayağını koparacak veya gözünü kör edecek ee, bu şekilde bir durum varsa bazı alimlere göre uzun süreli hapis de buna dahildir. Ee, bütün malının, mülkünün o zalim tarafından alınması da buna dahildir. Yani sen bütün malını alırım veya yakarım dediği zaman bu da ikrah ee, sayılır. İkrah mülci sayılır. Bu gibi durumlar yani ama öldürülmesi ama bir uzvun telaf edilmesi ama uzun süreli hapis ama e, bütün malına mülkün el konulması veya imha edilmesi bunlar ikrah sayılıyor e, zaruret durumu yani. yani bu durumda inkar caiz oluyor bu durumda haram helal oluyor zaruretler mahzurlu yani haram olan şeyleri mübah kılar. E, fıkıh kaidelerinden birisi budur. E, i̇şte zaruret nedir? Zaruret böyle bir durumdur yani. İkrah gibi bir durum mesela zarurettir. O durumda haram mübah olur. Ama öyle bir durum yokken kendi kendine bir işe sokuyor. Ondan sonra da ben ne yapayım mecburum diyor. E Girmiyedin o işe. Yani mecbur değil aslında. Mesela yanlış bir hareket metodu seçiyor. Güya işte bir yerlere gelecek. Kendince o yoluna hizmet edeceğini zannediyor. Ondan sonra tabii ki bir sürü de tavizler veriyor. Bunu yaptığı şey bu durumda o mahzur yani haram olan şey helal olmaz mübah olmaz ancak e, kafir de olmaz çünkü niyeti niyetine bakmamız lazım kendince bunu İslam'a hizmet yöntemi olarak görüyorsa biz bu kimseye kafir de diyemeyiz ama yaptığı şey de helal da de değildir o da yaptığım şey işte zaruret kapsamındadır diyemez. Ee, bu durumda haram mübah olur diyemez. Çünkü kendi kendine bir yol uyduruyor. Bu yolla bir yere varacağım diyor. Halbuki Allah sana böyle bir yol önermedi. Peygamber böyle bir sünneti yok. Yani taviz vere vere, onlardan görüne görüne e, her türlü harama gire gire, böyle yükselmek, oralara gelmek falan böyle bir yöntem hiçbir peygamberde yok. Yani İslam doğru düzgün bir hareket olmamızı istiyor. Şahsiyetli, duruşu olan, dik duran bir hareket olmamızı istiyor. Adam öyle olacağını tutuyor her türlü tavizi vermeyi. Bir kere baştan kabullenmiş. Ondan sonra ne yapalım? Zaruret var diyor. Zarureti sen sen o hale getirdin kendini. Buna zaruret denilemez. Buna taviz vermek denilir ancak. kendince bir takım gayri İslami düzenleri savunuyor, ideolojileri savunuyor. Ondan sonra da işte böyle gerekiyor diyor. Böyle bir e, durumu caiz kılacak elimizde hiçbir delil yok. Yani varsa göstersinler. Hiçbir delil gösteremezler yani ne Kur'an'dan ne sünnetten ne de eski peygamberlerin hayatından hiçbir delil gösteremezler. Hiçbir peygamber böyle bir yol izlememiştir. Ondan sonra da bunu zaruret olarak isimlendirmemiştir. Bir tane delil göstersinler, kabul edeyim. Yalnız böyle bir yol izleyen kimselere de kafir denilmemeli. Eğer İslam'ı hakim kılmak için İslam'a hizmet etmek için böyle bir yola girdiyse yanlıştır denir. Böyle bir peygamberi metot yoktur ama bu kimseye de kafir denilmez. Çünkü niyetine Allah bakacaktır. Biz de bakmak zorundayız. Madem ameller niyetlere göre o halde biz de amel yani yalnız amel ne değil niyetine de bakmamız lazım. Eğer İslam'ın üstün olduğunu kabul ediyorsa, tasdik ediyorsa imanı vardır. O yapmış olduğu şey de fısktır, günahtır, kendince bir yol uydurmuştur, bir bid'at meydana getirmiştir. Onunla bir yere varacağını zannetmektedir. Ama niyetine hürmeten kendisine kafir denilmez ama yaptığı şey yine caiz değildir. Her harama imza atacaksın. Ondan sonra İslam'a hizmet etmek için diyeceksin. Böyle bir şey caiz olmaz. İslam'da casus yok mudur? Casuslar ne yapacaklar? Casusun hükmü başkadır. Casus da herkesin kendisinin vereceği bir karar değildir yani. Hani eğer devlet tarafından görevlendirilmiş önemli bir görevle görevlendirilmiş bir takım eğitimler verilmiş ne yapacağını biliyor hani böyle bir insan durumu başka böyle herkes kendi kendine kendini casus gibi görüp de güya işte İslam hizmet edeceğini deve kuşu misali her tarafı meydanda casus böyle mi olur kendini görülmediğini zannediyor ondan sonra halbuki bu şekilde mevcut sistemler meşrulaşıyor ve Müslümanlar o sistemlerin içinde bozuluyor. Ve gerçek bir İslam hareket de ortaya çıkmıyor. Bu yüzden o yanlış yollar doğru yolun önüne engel oluyor. Yanlış yollar var olduğu müddetçe insanlar doğru yolu göze alamıyor, ona katılmıyor. Bu da bir vebaldir. Bir günah vardır ortada, ama buna küfür demiyoruz. Çünkü içinden tasdik devam etmektedir. Tasdikinde bir sorun yoksa. Başka beşeri ideolojilerin İslam'dan üstün olduğunu düşünmüyorsa, İslam'ın onlardan üstünlüğünü kabul ediyorsa, bu kişi, e, kendince İslam'a hizmet maksadıyla başka yollara giriyorsa, kendini bir bakıma Hızır Aleyhisselam gibi görüyorsa, Hızır Aleyhisselam da bir çocuk öldürmüştü. Normalde şerata göre caiz değil. Musa Aleyhisselam da o yüzden zaten itiraz etmişti. Yani çocuğu nasıl öldürürsün? Hızır da sen benim işime karışma demişti. Yani sen sahibi şeria olan bir peygambersin sana bir kitap verilmiş sen ona göre biliyorsun ona göre hükmediyorsun ben sen sana verilen kitaptan sorumlu değilim bana ayrı bir şeriat verilmiş benim hükmüm ayrı zaten ben sana demiştim benle beraber olmaya dayanamazsın çünkü sen kendi kitabına göre bakacaksın konuşacaksın halbuki bana başka bir hüküm verilmiş yani sen beni anlamayacaksın. Şimdi Hızır'ın o tavrını Allah Azze ve Celle yanlış demiyor, doğru diyor. Çocuk öldürmesini Allah reddetmiyor. Doğru diyor yaptığı şey. Ve Musa Aleyhisselam'ı da zaten onun yanına ondan ders almaya göndermişti. İşte bu dersleri verdi ona Hızır. Ama kimse hazır değil yani. Kimse kendini hazır yerine koymasın. Hızır Allah'ın özel bir kulu. Kalkıp da birisi kendini hazır yerine koymasın. Hızır nasıl ki haram bir şey yaptı. Ben de yaparım diyemez. Çünkü sen hazır değilsin. Hızır kıssası ilmi bir meseledir aslında. Normal bir e, bilgiyle anlaşılabilecek bir konu değildir. Yani hem üst düzey fıkıh bilgisi gerektirmektedir, hem de üst düzey manevi bir meseledir. Öyle İslam'ın şartını saymayı bilmeyen, namaz kılmayı doğru, doğru dürüst bilmeyen adamların, böylesi delillere sarılması haddi aşmaktan başka bir şey değildir. Bu konuyu pek kimse gündeme getirmiyor gerçi ama, yani, bir gün bu da gündeme gelirse şaşmam. Birileri kendini nasıl ki peygamberimizin yerine koyuyorsa Irak Savaşı'nda Amerika'yı destekliyor. Ondan sonra iş işte nasıl ki peygamberimiz Hudeybi anlaşmasında olumsuz bir maddeyi, olumsuz gibi görünen bir maddeyi kabul etti ama sonrası hayırlı oldu. Bu da öyle olacak deyip kendini peygamber yerine ya da bir o yetkilileri peygamber makamına koyuyorsa anlayacaksın ileride bunu hikmetlerini deyip saçmalıyorsa diyorsa bir yarında birileri kalkıp kendini Hızır yerine koyup nasıl ki Hızır şer'an haram olan bir şey yaptı ve caizdi işte biz de öyle yapıyoruz caizdir deyip saçmalayabilir ama Hızır değildir bunu unutmayın imanla İslam Aynı şeyler midir? E, maturidilerin ekserisine göre aynıdır. İslam ve iman e, Kuranda da bazen aynı manada kullanılıyor. Buna dayanıyorlar. Kuranda diyorlar e, bazen aynı manada kullanılmıştır. Mutezilenin de görüşü bu. Mutezile ve mutezile gibi düşünenler ameli imandan bir cüz olarak görenler İslam'la imanı da aynı görmüşlerdir. İslam teslimi teslim olmaktır. İman da tasdik etmektir. Tasdik olan adam, şey tasdik eden adam teslim de olmuş oluyor. Teslim olan adam da tasdik etmiş oluyor. Yani tasdik etmese teslim olmuş olmaz teslim olmasa tasdik olmaz yani e, bu ikisi de birbiriyle bir bağlantısı var dolayısıyla ikisi de aynı diyenler olmuşlar. Ve İmam Maturidi bu hususta diyor ki her ne kadar kitap ve sünnette imanla İslam birbirine ayrı olarak zikredilmişse de yani İslam ile iman Kur'an-ı Kerim ayrı ayrı zikrediyor. Ama yine de diyor bu sadece bir mecazdır. Hakikatte İslam'la iman aynı manadadır. Ve bütün mezheplerde imandan çıkan kimse İslam'dan da çıkmıştır demişlerdir. Bununla ittifak etmişlerdir. O halde demek ki imanla İslam aynıdır. Mesela Sabuni e, Maturidi kelamcılarından diyor ki İslam teslimiyet demektir. Bu da Allah'ın Rab oluşunun tasdik ile olur. Yani tasdik olmadan teslimiyet olmaz. O halde demek ki e, iman da tasdiktir. O halde iman tasdikse bu tasdik de Allah'ın emirlerini kabul etmekle gerçekleşir. Allah'ın emirlerini kabul etmeden, teslim olmadan tasdik olmayacağına göre o halde ikisi de yani biri olmadan diğeri olmuyor ve ikisi birbirini bütünlüyor. O halde ikisi birbiri yerine kullanılabilir. Bu görüşte olanlar, imanla İslam'ın aynı olduğunu savunanlar şu ayetleri delil olarak gösteriyorlar. Musa Aleyhisselam dedi ki, Ey kavmim eğer siz Allah'a iman ettiyseniz ve ona ihlasla teslim olmuş Müslümanlarsanız Allah'a güvenin, Allah'a tevekkül edin. Burada iman ettiyseniz ve Allah'a teslim olduysanız, yani iman ve İslam, bir ayette aynı yerde zikrediliyor demek ki ikisi de birbir bir yerine kullanılabiliyor diyorlar. Halbuki e, ayet buna delil değildir Burada hem bu ki bu burada bahsedilen kimseler hem Müslüman hem mümin kimseler yani hem imanı hem de İslam'ı e, yaşayan kimseler olabilir. Bu ikisini kendinde bulunduran kimseler olabilir. Musa aleyhisselam bunlara sesleniyor olabilir. Yani ey kavmim eğer bir müminseniz iki müslümansanız Allah'a tevekkül edin. Korkmayın. Yani burada hem mümin hem müslüman olan kimselere hitap ediyor olabilir. Dolayısıyla bu ayet müminle müslümin yani imanla İslam'ın aynı olduğunu kesin olarak ortaya koymuş olmaz. Mesela yine sen ayetlerimize iman edecek kimselerden başkasına söz dinletemezsin. İşte Müslüman olanlar onlardır. Ayetlerimize iman edecek olanlar, iman edenler ve Müslüman'un ise i̇şte onlar Müslümanlardır ya da Müslümanlar onlardır. Yani imanla İslam'ın yine aynı ayette kullanıldığını görüyoruz. Ee, İman edenlere söz dinletirsin, onlar da Müslümanlardır. Diyorlar ki bakın burada imanla İslam aynı kimseler için kullanılıyor. Demek ki ikisi aynıdır. Halbuki burada da yine iman edenler, aynı zamanda da Allah'a teslim olmuş kimseler. İki özelliği kendine taşıyan kişiler olabilirler bunlar. Yani bu İslam'la imanın aynı olduğunu göstermez. Bu insanda hem iman hem İslam var demektir. Bu ayet bunlara hitap ediyor. İlla da ikisinin aynı olduğunu ispat etmez. Mesela yine derken orada müminlerden Lut'a inananlardan yani kim varsa çıkardık. Fakat orada Müslümanlardan bir ev halkından başkasını bulamadık. Yani iman edenlerden müminlere yani çıkardık. Müslüman olarak da bir ev halkından başkasını bulamadık. Burada da aynı durum var. Yani müminler müminlerden de bahsediyor, Müslümandan da bahsediyor. Bu bu ayet her ikisinin aynı olduğunu göstermez. Şimdi bunlar tevile müsait şeylerdir. Bir şey tevile müsaitse kesin delil de olmaz. Ee, ama mesela Hucurat suresindeki ayet eşarilerin de dayandığı odur. Kâlet el-a'râbu âmennâ. kullem lem tu'minû velâkin kulû Bedevi Araplar dedi ki iman ettik. De ki iman etmediniz ama İslam olduk değiniz. Yani sizinki iman değil, İslam olmak. Şimdi bu ayet açıkça imanla İslam'ı ayırıyor birbirinden. Biraz evvel ikisi aynıdır diyenlerin dayandığı ayetler okudum. Bu ayetler tevile müsaittir. Ama Hucurat'taki ayet açıktır. O halde onu esas almak gerekir. Ve bir e, açıdan önce insan inanır, sonra yani önce insan e, Müslüman olur, sonra mümin mi olur? Yoksa önce mümin olur, sonra Müslüman mı olur? Ona e, temas edeceğim. Şimdi ondan evvel İmam Zebidi'nin imanla İslam'ın Kuranda bazen aynı, bazen farklı manada kullanıldığını ifade ettiğini önce belirteyim. Biraz evvel okuduğum ayetlerde imanla İslamı yani aynı yerde kullanıyor, sanki aynı manada kullanıyor gibi anlayanlar var demiştim. Diyelim ki o öyle olsa bile o ayetlerde imanla İslam aynı manada kullanılıyor olsa bile, fakat bazı ayetlerde imanla İslam farklı manalarda kullanıldığında, anlamamız gerekir ki demek ki bazen farklı, demek ki her zaman aynı değil, o halde aynı değil. Yani daima aynı ise, aynıdır diyebiliriz. Bazen farklı ise aynıdır diyemeyiz. yani insanların mesela birçok şeyi aynıdır. O zaman insanlar da aynıdır. Birçok şey aynı olsa bile bazı yönleri farklı olduğunda o şey farklıdır. Taksilerin birçok yere yönü birçok parçası aynıdır ama bazı şeyleri farklıdır. Dolayısıyla da farklı bir taksidir. Şimdi İslam'la iman bazı yönlerden aynıdır evet ama bazı yönlerden farklıdır. O halde farklıdır yani. O diyor ki İslam teslimiyettir. Teslimiyetle ya kalben olur, bu tasdiktir. Ya dille olur, bu ikrardır. Ya da organlarla olur, bu da ameldir. Eğer kalple olursa buna işte iman deniyor diyor. Yani İslam teslimiyettir. Kalbi bir teslimiyet imandır. Dolayısıyla kalbi teslimiyet iman ise o zaman İslam'la iman o noktada aynı olmuş oluyor. Yani kalbi teslimiyet manasında kullanırsak eee yani İslam kalbi bir teslimiyet ise kalbi teslimiyet de tasdiktir o zaman demek ki İslam ile iman aynı yani tasdik ile teslimiyet o halde aynıdır fakat bu teslimiyet kalbi ise dille olursa organlarla olursa orada durum değişebilir Yani İslam kalbin teslimiyeti kabul etmesi. Amel ve ikrar da bu teslimiyetin sonucu. Kalp teslim teslimiyeti yani İslam kalbin teslimiyeti kabul etmesi ve amel ve ikrar etmesi de ikrar etmesi ve amel işlemesi de bu da o teslimiyetin sonucu kalbin teslimiyeti kabul etmesi yani tasdik etmesi ise iman olduğuna göre yani kalbin teslimiyeti kabul etmesi iman o halde İslam iman olmuş olmaktadır. Yani bu görüşe göre Kalbin teslimiyeti kabul etmesi, yani tasdik etmesi, ee, bu imandır. O halde İslam imandır. Yani İslam teslim olmaktır. İman da kalbin teslim olmasıdır. O halde İslam iman aynıdır demiş oluyorlar. Eğer e, iman tasdik ise önce hangisi gelir? Önce iman mı yoksa İslam mı? Şimdi e, imanı birkaç türlü ele almak mümkün. E, Akayit açısından e, ele alabiliriz. Epistemolojik açıdan da ele almak mümkün. İmanın felsefesi açısından yani ele almak mümkün. O açıdan ele alındığı zaman insan önce inanır, sonra imana ulaşır. Önce İslam sonra iman olmuş oluyor. Epistemolojik açıdan bakıldığı zaman kişi önce inanıyor. Ee, yani tasdik ediyor. Buradaki iman tasdik manasında. Önce inanıyor. Dinin zaruri olan kısımlarını kabul ediyor, inanıyor. Ondan sonra e, iman önce İslam oluyor yani. Teslim oluyor, inanıyor. Oradaki e, İslam e, teslimiyet ama yani e, tasdik manasında bir teslimiyet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela defterinize yazabilirsiniz. İman, İslam, tekrar iman. Sırayla iman, İslam, iman. İnsan önce iman eder. Yani Kabul etmesi gerekenleri kabul eder, Müslüman olmuş olur. Ondan sonra iman seviyesine, hakiki iman buradaki mana, önce Müslüman olma manasında. Ondan sonra hakiki imana ulaşma manasında. Kur'an'da bazen hakiki iman manasında iman kullanılmıştır. Bazen de e, Müslüman olma manasında kullanılmıştır. Birinci iman İman, İslam, iman dedim. Birinci iman, bunun zıddı küfürdür. Sondaki ikinci iman, onun zıddı küfür değildir. Yani, iki tane iman tabiri var aslında. Farklı birbirinden. Karıştırılan nokta orası. Kur'an'da bazen iman, küfrün zıddı olarak kullanılıyor. Kafirin zıddı mümin olarak kullanılıyor. Bazen kafirin zıddı olarak değil. Hakiki iman manasında kullanılıyor. Adam harekete geçiren İman hakiki manasında kullanılıyor. Bu ayırımı yapmazsak e, çelişkilerden kurtulamıyoruz. Tartışma da bitmiyor. Bir diyor ki mesela şu ayete göre imanla İslam aynıdır. Bak burada beraber zikrediliyor. Ama başka bir yerde mesela imanla e, İslam farklı manada kullanılıyor. Aynı olan yer neresidir? Yani imanla İslam'ın aynı olduğu bir yer var. Oradaki imanın zıddı küfür ise orada imanla İslam aynı. Zıddı küfür olan yerde imanla İslam aynı. Zıddı küfür değilse imanla İslam aynı değil. Yani mesela İman edenler denildiği zaman onun zıddı kafirlerdir. Ama bazen mesela öyle bir iman edenden bahsediliyor ki hakiki müminden bahsediliyor. Onun zıddı kafir değil. Yani yine inanmış Müslüman ama hakiki imana ulaşamamış kimselerden bahsediliyor. Yani birinci iman zıddı küfür olan ve e, Müslüman aynı manada. Zıddı küfür ise orada ham mümin ham Müslüman. ama zıddı küfür değilse orada Müslüman başka, mümin başka. Mesela diyelim ki bir tehlikeli durumda geri adım atmayan adam sanki ki mümin. Geri adım atan E mesela şöyle desek yani mümin tehdit altında bile geri adım atmaz desek bu geri adım atan kafir demek değildir. Yani geri adım atmayan hakiki mümindir demek oluyor. Hakiki mümin geri adım atmaz demek oluyor. Mesela hakiki müminleri Kur'an-ı Kerim tarif ederken onların şu sözlerini bize aktarıyor. Allazina qala lahum en-nas inna en-nas qad jama'u lakum fakhshawhum İnsanlar onlara e, başkaları sizin için ordu topladı, üzerinize gelecekler dedikleri zaman korkun. Geliyorlar dedikleri zaman onların imanı daha da artar. Ve kâlû derler ki hasbunallâh ve ni'mel vekîl. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Şimdi bu ayette hakiki müminlerden bahsediyor. Peki böyle olamayanlar kafir midir? Hayır. Bunlar hakiki mümindir ama bu derecede olamayan da yine Müslümandır. Ve yani, nasbun Allah ve ni'mel vekil diyemeyen ödü kopan adam. Yani ne olacaksa olsun diyemeyen adam. Kafir midir? Hayır. Korkuyor, titriyor. Ama yani yine Müslümandır. Yani orada onda iman yoktur derken hangi iman yoktur? Kuvvetli iman ve kamil iman, hakiki iman yoktur. O kastediliyor. Mesela böyle bir adama ya sende e, iman yok dense mesela yani hakiki iman yok denmiş olur. O kastedilmiştir. Ama mesela diyelim ki namazı inkar eden birine sende iman yok dense yani sen kafirsin denilmiş olur. Yani yerine göre demek ki iman kelimesi bazen İslam manasında kullanılıyor, bazen e, iman, iman hakiki manasında kullanılıyor. Oradan zıddına bakmak lazım. Zıddına bakınca daha iyi ortaya çıkar. Bu ayette zıddı yani mesela buradaki imanın zıddı küfür müdür değil midir? Küfürse oradaki imanla İslam aynıdır. Demek ki bu insan iman etmemiş, yani Müslüman da değil. Ama bazen iman etmemiş fakat Müslüman olabilir. Yani bazen iman etmemiş yani Müslüman değil manasında. Bazen iman etmemiş yani hakiki mümin değil. Ama Müslüman yani manasında kullanılır. Yani hakiki mümini kastediyorsak, mümin dediğimizde hakiki mümini kastediyorsak, İman dediğimiz hakiki imanı kastediyorsak, hakiki iman ne? Yani kamil olanı ve adamı harekete geçireni. insanın mesuliyet duygusu vereni hakiki iman budur. Eğer hakiki imanı kastediyorsak, iman derken orada imanla İslam farklıdır. Adam Müslüman'dır ama iman etmemiştir yani. Ne demek yani? Yani Müslüman ama hakiki imanla iman edememiş demek. Diğeri de iman etmemiş dediğimizde kafiri kastediyorsak yani orada imanla İslam aynıdır yani. Yani bu iman etmemiş yani Müslüman değil. Demek ki yerine göre değişiyor. Kur'an-ı Kerim'de de iman bazen aynı bazen farklı kullanılmıştır. Yani Eşarilere göre iman mı daha geneldir? Onlar imanla İslam'ı ayırıyor dedim. Demek ki imanla İslam'ı aynı görenlerin bir kısmı mutezililerdir. Onlara göre ha İslam ha iman fark etmez. İslam yoksa imanda yok. Çünkü amel imandandır. Yani İslam teslim olmaktır. Teslim olmuyorsa, amelleri yapmıyorsa o da imanda yoktur. Mutezillerin kastettiği İslam'la iman aynıdır derken kastettikleri bu. Yani İslam yoksa iman da yok. Yani mesela farzlar e, farzları yapmıyorsa o me, o yani e, amellerde teslimiyet göstermiyorsa bunda iman da yoktur. Ama Maturidilerin aslında e, kastettiği şey tamamen onlar gibi değil. Maturidiler eee imanla İslam aynıdır, aynıdır derken aslında birbirini bütünleyen şeydir manasında kullanıyor. Ve Kur'an'da bazen aynı manada kullanıldığı için öyle söylüyor. Yoksa Maturidiler mesela o İslam'ı gösteremeyen yani teslimiyeti gösteremeyen, farzları yapmayan adama kafir demiyor. Daha ve anlattık. Maturidilere göre iman neydi? Tasdikti. Mutezile'ye göre iman neydi? Tasdik, yani kalp ve tasdik, dille ikrar ve amelleri işlemek. Yani mutezile'nin e, imanla İslam'ı aynı görmesi ile maturidilerin imanla İslam'ı aynı görmesi aynı şey değil yani. Çünkü maturidilere göre iman kalbin tasdikidir. Mutezile'ye göre kalbin tasdiki dille ikrar ve amelleri işlemektir. Onun için mutezile'nin imanla İslam aynıdır derken kastettiği şey başka yani İslam yoksa iman da yok, küfür var diyor yani, kafir olur diyor. Ya da ikisi arasında bir yerde kalır diyor. Öyle ölürse ebedi cehennemlik olacaktır. Tövbe etmezse ebedi cehennemlik olacaktır diyor. Ama maturidiler öyle demiyor. Maturidiler iman tasdiktir diyor sadece. Dolayısıyla imanla İslam aynıdır diyen maturidiler aslında mutezilerin kastettiğini kastetmiyor. Mu'tezile İslam yoksa küfür vardır diyor, iman da yoktur diyor. Matur diler ise ikisi birbiriyle bağlantılıdır, birbirinin e, iç içedir ve desteklemektedir manasında. Kullanıyor, yoksa İslam yoksa iman da yoktur manasında kullanmıyor. Eşariler imanla İslam'ın aynı olmadığını söyleyenler, İman tasdiktir. İslam ise teslim olmaktır, yapmaktır. İkisi aynı şey değildir diyorlar. Bunların dayandığı Hucurat Suresi'ndeki ayet demin söyledim. İmanla İslam'ın aynı olmadığını açıkça ifade ediyor. İman etmediniz ama Müslüman olduk deyiniz, İslam olduk deyiniz. Demek ki ikisi farklı. Çünkü falanmaye dukhulü'l imanu fi kulubikum çünkü henüz iman kalplerinize girmedi. Demek ki iman kalplerinde henüz tam değil yani kamil iman kalplerinde yok, gerçek iman kalplerinde yok ama Müslümandırlar yani zahiren teslim olmuşlardır. Ayet açıkça İslam'la imanın farklı olduğunu söylüyor. Buradaki hangi iman? Hakiki iman Yoksa siz iman etmediniz, yani kafiriz, kafirsiniz demiyor yani. Yani buradaki e, siz iman etmediniz, İslam oldunuz, yani kafirsiniz değil, İslam oldunuz diyor. Demek ki buradaki iman, iman hakiki manasında anlamak icap eder. İman İslam'ın aynı olmadığını söyleyen eşariler Cibril hadisine de dayanıyorlar. Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam peygamberimize İslam nedir? Ehbirni anil İslam dedi. Efendimiz de İslam'ın şartları diye bize çocukken camilerde öğretilen beş maddeyi saydı. İslam'dan bana haber et İslam nedir diye sorduğunda Efendimiz o beş maddeyi söyledi. Sonra iman nedir dedi. İmandan bana haber et. O altı maddeyi saydı peygamberimiz. İşte diyorlar ki bakın burada İslam nedir deyince peygamberimiz şunları saydı. İman nedir deyince de başka şeyleri söyledi. Demek ki aynı değil. Yani bu şekilde e eşariler görüşlerini delillendiriyorlar. Bu e, gerek Hucurat suresindeki ayet gerekse Cibril hadisi aslında açıktır. Ancak orada yani belki bir e, bazı problem noktaları olabilir. Yani mesela İslam'ı tarif e, İslam nedir e, sorusuna cevap verirken Peygamberimiz Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de onun kulu ve Resulü olduğuma inanman, sonra namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman, hacca gitmen diyor. Orada yani imanın temeli olan La İlahe illallah'ı da söylüyor. Namazla beraber. Yani amelle birlikte itikadı birlikte söylüyor yani. La İlahe illallah ile namaz, zekat, oruç, hacı İslam olarak söylüyor. İşte Tabi buna dayanarak bazı kimseler demek ki amelle tevhid bir yerde zikredildiğine göre demek ikisi de beraber İslam. Yani amelde İslam, imanda İslam diyenler de olmuştur. Tabi onların da onlara cevapları vardır. Yani Allah Resulü öncelikle İmanın temelini söylemek istedi. İman La ilahe illallah Muhammed Resulullah olmadan namaz, zekat, oruç, haç olmaz. O yüzden öncelikle onu söyledi. Ondan sonra onun üzerine diğerlerin bina olacağını ifade etmek için o şekilde söyledi. Başka türlü namaz, zekat, oruç, haç kabul olmaz. Sonuç itibariyle iman ile İslam aynı mıdır? Epistemolojik açıdan bakılırsa da aynı değildir. Epistemoloji ilmi imanı felsefi açıdan ele alır. İmana nasıl ulaşılacağını ele alır. Akaid ilmi imanın esasları nelerdir? Allah Ha nasıl inanmak lazımdır? Peygamber'e nasıl inanmak lazımdır? Peygamber'in sıfatları nelerdir gibi Allah'ın sıfatları nelerdir gibi bu gibi noktalardan ele alır. Ama epistemoloji o noktalara çok girmez. Sadece mesela imana nasıl ulaşılır? Hakiki iman neler meydana getirir? Yani felsefi açıdan ele alır. Buna göre insan epistemolojiye göre insan evvela şüphe eder. Önce ilgi duyar sonra şüphe eder, sonra zanneder, sonra bu zanlarından da kurtulur, bütün tüm şüphelerinden kurtulur ve inanır ise Müslüman olmuş olur. Yani yüzde yüz inandığı zaman kişi Müslüman olmuş olur. Yüzde doksan dokuz inanmış olsa gene bu kişi Müslüman değildir. Nedir? Zann zanneden bir kimsedir hala Müslüman değildir. Çünkü Müslüman sayılması için yüzde yüzünü yüzde yüzüne inanması gerekir. Yüzde doksan dokuzuna inansa, yüzde birine inanmasa veya şüphe etse şüphe küfürdür. Mesela yüzde altmış, yetmiş, seksen, doksan, doksan dokuz şüphe etse bu kişi bu kişi şüphe aşamasındadır. Şüpheleri azalsa yüzde kırı dokuz yüzde kırk yüzde otuz yüzde yirmi yüzde on yüzde bir şüphe etse yani bir ile 49 dokuz arasında şüphe etse bu kişi ıı, yani diğer diğer şüphelerinden kurtulmuş yani. Yüzde elli birinden kurtulmuş, yüzde kırk kalmış. Yani çoğunluğundan kurtulmuş. İse bu kişi zan aşamasındadır. Eğer yani yüzde kırk dokuza kadarsa şüpheleri zan aşamasında, daha çoksa şüphe aşamasındadır. Kişi önce İlgi duyar, araştırır. Sonra şüpheleri çoktur hala. Yüzde elliden fazla, 99'a kadar şüphesi var. Şüphe aşamasında. Bunları araştırmalar yapar, şüphe insanı kemirir ve araştırmaya sevk eder. Bir kafir için şüphe iyidir. Müslüman için şüphe kötüdür. Çünkü şüphe eden kafir olur. Ama o zaten kafir. O yüzden onun araştırılması için şüphe iyidir. Onun için onun hakkında hayırlıdır. O araştırmaya sevk eder. O şüpheler kendisini araştırmaya sevk eder. Araştırır, araştırır ve şüphelerin bir kısmından kurtulur. Ve bu şekilde üçüncü aşamaya geçer. Yani zan aşamasına geçer. Ama hala yüzde bir bile olsa şüphesi vardır yani. Ama yüzde 49 ama yüzde bir. Yani şüphesi var hala devam ediyor. Bu kişi yüzde yüze ulaşmadıktan sonra Müslüman sayılmaz. Yüzde yüze ulaşırsa Müslümandır. Ama imana ulaşmamıştır henüz. İmana ulaşması için bunun ötesinden geçmesi lazım. ne yapacak? Yani zaten e, inanması gerekenlere inandı. Ne yapacak başka Onu kuvvetlendirecek. Ya mesela yüzde yüzüne inanmış olan bir sürü insan var. Ama mesela ahirete inandım diyor. Fakat Allah için para vermesi gerekse veremez. Hani inanmıştın? Allah için vaktini vermesi gerekse veremez. Hani inanmıştın? Allah için şurayı boyaması gerekse boyayamaz. Hani inanmıştın? Para olsa boyarsın ama Allah için oldum yapmıyorsun. Hani inanmıştın? Yani bu iman değil işte. Gerçek iman değil yani. Ama Müslüman. Yani Müslüman aşamasında kalmış ama iman aşamasına geçememiş. İşte Hucurat suresinde söylenen iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Allah onların imanını kabul etmiyor. Bu iman değil diyor. Müslüman oldunuz. Sadece o kadar. Yani bu imanı kalbinize girmedi henüz. Girseydi sizi harekete geçirirdi. Bir şeyler yaptırtırdı. Cesaretle kazanırdınız tembel de olmazdınız, çalışkan olurdunuz, Allah için yapmanız gerekenleri yapardınız, para için yaptıklarınızı Allah için yapmıyorsanız, hakiki iman sahibi değilsiniz. Para için her gün sabah gider akşam gelirsin, para olmadım yapmazsın. Bu hakiki iman değil. Şimdi bu cümlede mesela, Mesela böyle birisine ben sende iman görmüyorum desem ben kafirsin demek istemiyorum. Hakiki iman görmüyorum demek istiyorum. Ama mesela diyelim namazı inkar eden birisine sende iman görmüyorum desem ya da ahiretten şüphe eden birisine mesela ya tekrardan diriliş var mı gerçekten filan şüphe ediyor. Sende iman görmüyorum desem yani sen kafirsin demek isterim. Bu iman değil. Hakiki iman değil. Onu kastetmiyorum. Çünkü adam Müslüman bile değil. Çünkü şüpheler içerisinde. Yani Demek ki şüphe varsa kişi Müslüman da değil ama şüphelerinin tamamen kurtulmuş bütün e, e, tasdik etmesi gerekenlerin hepsini tasdik etmiş, inanmış fakat o kadar yani harekete geçirecek bir güce gelmemiş tasdiki onu harekete geçirecek bir güce ulaşmamış. O zaman bunda iman yoktur. Yani hakiki iman yoktur. Yani Müslümandır. Epistemoloji ilmi bu açıdan meseleye bakar. Hakiki imana ulaşmak nasıl olur? Bazen amel imanı göstermez. Şimdi Amel imanın cüz'üdür diyenler diyenleri akaid ilmi reddettiği gibi fıkıh da reddediyor. Epistemo e, e, epistemoloji ilmi de reddediyor. Yani akaid başka açıdan reddediyor. Kur'an'da mesela daha evvel konuştuk yani amel e, amel yapmayanlar da iman edenler olarak anılıyor bazı yerlerde. Akaid ilmi o açıdan bakar. Fıkıh ilmi mesela e, iman daha doğrusu amel işlememiş olan kimseyi kafir kabul etmez, ona fıkhi bir ceza tatbik etmez. Mesela mürtet kabul etmez. Fıkıh ilmi o açıdan bakar. Epistemoloji ilmi de felsefi açıdan bakar. Bazen der mesela amel imanı gösterir ama bazen de göstermez. Yani bir insan mesela öyle bir şey yapıyor ki ona bakan der ki Allah Allah ne kadar iman var adamda. Taş gibi imana sahip. Halbuki biraz sonra öyle bir şey yapıyor ki hiç alakası yok. Demek ki amel her zaman imanı göstermiyor. O halde amel imandan düz değil. Epistemolojiye göre de öyle yani. yani akaide göre, fıkha göre öyle olduğu gibi yani her biri değişik açıdan iman konusunu ele alıyor. Ee, epistemoloji ilmi açısından bakıldığında e yine amel imandan bir cüz değil. Çünkü amel imanı göstermiyor. Amelsizlik de her zaman imansızlığı göstermiyor. Ya yani mesela bir insan diyelim savaş esnasında öyle bir kahramanlık yapıyor ki yani kitaplara geçecek bir kahramanlık yapıyor. Onu okuyan insan der ki bunda nasıl bir iman varmış? Halbuki o adam icabında ertesi gün öyle bir şey yapıyor ki hiç alakası yok. Onu da onu da onu onu da yani baksan veya okusan bunda iman yok herhalde dersin. Halbuki dün bu adam savaşta ne yapmıştı? Demek ki imanından yapmamıştı. Demek ki ortam şartlar onu onu yaptırtmıştı. Demek ki o amel onun imanından değildi. Demek ki şartlar ya yani da adam mesela çok cesur adam yapısı öyle yani. Yani çok cesur olduğu için o hareketi yapabiliyor. Çok imanlı olduğu için değil. Diğeri belki daha fazla imanı sahip ondan ama cesaretsiz. Allah onu öyle yaratmış belki. Onun gösterdiğini gösteremiyor. Halbuki daha fazla imanı var. Öbüründen daha fazla imanı olduğu halde o zayıf adamın gösterdiği kahramanlığı bu gösteremiyor. Demek ki her zaman amel imanı göstermiyor. Konumuzun dışındadır da aklıma gelmişken anti parantez diyelim şunu da belirteyim. Cesaretsizlik bir yere kadar mazerettir. Tam bir mazeret değildir. Allah katında her zaman makbul bir mazeret değildir. Ya Rabbi korktum dediğin zaman ondan şöyle davrandım ya Rabbi kabul edilmeyecek yani. Delili, delili hadis. Hadiste buyuruyor ki büyük günahları sayarken savaştan kaçmayı da büyük günah olarak sayıyor Peygamberimiz. Savaştan kaçmak. Savaş çok zor bir şey. Ya Rabbi işte o yüzden kaçtım. Yani çok zor yani savaş. Etrafımda 10 tane kafa koptu. 20 tane kol parçalandı. 100 tane ölü gördüm. Paramparça korktum kaçtım. Kabul edilmiyor yani. Büyük günah işledin kabul ediliyor. Yani savaşta bile öyle hakikaten insanı korkutan bir ortam. Orada bile cesaretsizlik mazeret olarak görülmüyor. Bu ne demek? Bu şu demek yani. La yukallifullahu nefsen illa vusaha. Allah insana gücünün üzerinde yük yüklemez. Demek ki sen orada kaçmayabilirdin demek. Sen dayanacaktın demek. Mazeret kabul edilmiyor. Bugün Öyle bir ortam olmadığı halde, öyle kafalar, kollar, eller, ayaklar kopmadığı halde, ufak bir, ufak bir tehdit altında hemen sıvışan adam, hem vallahi hem billah mazereti kabul edilmeyecek. Savaştaki bile kabul edilmiyor. Ama kafir değil. Büyük günah işlemiştir. Kafir olmamıştır. Orada cesaret gösteren adam da imanından da olmayabilir. Belki yapısı öyledir. Çok cesur bir yapısı vardır. İmanla, yani her zaman amel imanı göstermemektedir. Bazen de tersinden bakarsak ya da başka bir açıdan bakarsak eee yani amel imanı her zaman göstermediği gibi amelsizlik de her zaman imansızlığı göstermiyor. Adam normalde sağlam imana sahip yapacak bir adam aslında yani öyle bir insan ama bir anlık bir boşluğuna gelmiş mesela diyelim yani bir tembellik göstermiş. Yani o zaman nasıl anlayacağız? Amel hiç mi imanı göstermez? Yani amel amel yapmak imanı iman delili olmuyor her zaman için. Bazen o iman olmadığı halde de yapılabiliyor. Hem de kahramanlık bile gösterilebiliyor. Adam savaşta kahramanlık gösteriyor ama icabında bir kadınla da zina ediyor. Şimdi zina eden adamın nasıl imanı kamil olabilir ki? Ya yani nasıl bunun kuvvetli ve hakiki bir imana sahip olduğunu söyleyebiliriz ki? Olsa zaten o günaha engel olurdu o iman. Madem olmadı demek onda o iman yok. Ama bu adam dün şöyle bir kahramanlık yapmıştı. Demek ki şartların gereği yapmış. Demek ki bir takım başka amillerin etkisiyle yapmış. İmanından değilmiş. İmanından olsaydı o hareketi burada da aynı iman kendini gösterirdi. Şu yanlışı da yapmazdı. O zaman nasıl anlayacağız? Adamın ameli imanını ispat etmiyor her zaman için. Delil olmuyor. Amel yapmaması da her zaman hakiki imana sahip olmadığını da göstermiyor. İcabında öyle bir imana sahip bir insan bile bazen tembellik yapıp o ameli yapmamış olabiliyor. Peki o zaman nasıl anlayacağız? Anlamak da şart değil aslında. Allah'a bırakırsın olur biter. Kimde hakiki iman var kimde yok. İlla da sana düşmemiş onu çözmek. Ama illa da çözmek istersen geneline bakmak lazım. Genel olarak bu adam genel olarak tembelse onda hakiki iman yoktur. Ama genel olarak çalışkansa Verilen görevi yapıyor da bazen bir ihmal, insanlık icabı bir hata ediyor. bir Malik gibi bir yanlış yapıyor. İhmal ediyor, tembellik ediyor, gecikiyor filan. Hani o geneline bakmak lazım. Geneli neyse odur. Genel olarak o ameli, benzeri amelleri her zaman yapan ama sadece orada yapamayan bir insandır. Beşerdir şaşar. Hani bir, bir, iki kez böyle bir şey olmuş. Bunda hakiki iman olabilir. Ama genellikle zaten çürük adam, genellikle zaten tembel adam, genellikle yapmayan adam bir gün bir işi güzel yapmış, başarmış veya beklemediğin bir şey yapmış. Bunda da iman var demek değil. Bu bir denk gelmiş yani. Bir takım amillerin etkisiyle onu yapmış demektir. Genel hali önemlidir insanın. Genel haline bakıp şunda yani bir bir tane ameline bakmamak lazım. Hakiki iman kimde var? Genel hali iman adamının hali ise onda hakiki iman vardır denilebilir. Genel hali iman adamının hali değilse Onda hakiki iman yoktur denilebilir. Allahu alem bir sabah burada bırakalım. bir ayette Nisa suresinde ya yuhlezin amenu aminu billah buyuruyor. Ey müminler iman edin. Bu ayette ne kastediliyor? Yani iman ettim diyenler bir bakın bakalım imanınız iman mıdır? Çünkü ey iman edenler diyor. Burada tekrar iman edin demesinden anlıyoruz ki buradaki iman zıddı küfür olan iman değildir. Yani iman edin yani siz kafirseniz iman edin manasında değildir. Çünkü zaten ey iman edenler diye hitap etti. Ey iman edenler hitabından anlıyoruz ki iman edin emrinin manası yani kafir olmayın demek değildir. Hakiki imanla iman edin demektir. Bir bakın bakayım imanınızı bir kontrol edin bakayım hakiki iman mıdır demektir. Hakiki imanla iman edin. E'münü billah Allah'a iman edin. Yani Allah'a iman etmeniz gerektiği gibi iman edin. Bir bakın bakayım nasıl iman ediyorsunuz. Sonra imanınızı kuvvetlendirin ve bu halinizi devam ettirin ve halinizi muhafaza edin demektir. Kur'an'da bu gibi ayetlerin manası budur. İstikrar emretmektedir yani imanda istikrar. Yani şu an iman edenler sınıfındansın ama imanda istikrarı sağla. Bu halini muhafaza et manasına da gelir ya da İmanını kontrol et, bak bakayım seninki sen Müslüman mısın, yoksa gerçekten iman, hakiki imanla mı iman etmişsin, onu bir kontrol et demektir. Bu da soru değilmiş bir e, Almanya'da birçok kardeşlerimiz selam gönderiyor. E, ve çok çok şeyler öğrendiklerini ifade etmişler. Allah razı olsun diyorlar. Biz de onlara diyoruz. Oradaki çalışmalarını Allah muvaffak eylesin. İnternet birçok yerde bilmediğimiz dostlarımızın e, olduğunu bize gösteriyor. Ve yani birçok yerde bilmediğimiz dostlarımızın oluşmasına da vesile oluyor bu çağda. İnterneti güzel bir şekilde kullanmak İslami hizmetlerin e, görevlerindendir. Ve internet hizmetinde görev yapanlar, kasetlerde görev yapanlar, kasetleri hazırlayanlar, bu işin kameramanlığını yapanlar, teknik elemanlığını yapanlar bunlar da bu sevaptan hissedar olmaktadırlar. Yani dünyanın bir ucunda bilmediğimiz dostlarımız oluşuyor, arkadaşlarımız oluşuyor. Ee, buradan bizi izleyen tüm kardeşlerimize de biz de selam gönderiyoruz. Bulundukları yerlerde hizmet yaptıklarını duyuyoruz. Allah muvaffak eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.